E vitaminli krem fa ruj ve alek yapımı. Malzeme: 1 tatlı kaşığı balmumu, 2 yemek kaşığı shea yağı, 2 tatlı kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 ml E vitamini, altın sedef, beyaz sedef ve begonvil banyo bomba boyası. Merhaba, justinesabunatelier.com'da. Bugün beraber krem far yapacağız. Ben kendime için altın renkli yapıyorum. Ama isterseniz her sedef ya da pigmentli rengi de kullanabilirsiniz. Malzeme olarak neye ihtiyacımız var? Balmumu, Hindistan cevizi yağı, shea butter, glycerin, E vitamini, altın sedef ve şu ufak kaplarımız. Bunun yanında kaşık çay kaşığı, pardon, tatlı kaşığı, çay kaşığı, bir çubuk ve pipette damlalık ihtiyaç da olacak. İlk olarak yağ ayarlayacağız. İlk olarak ufak bir tane ısı dayanıklı kapta bir tatlı kaşığı balmumu. Ve 2 yemek kaşığı shea yağı ereceğiz. Onu özellikle önce biraz parçaladım. Aşağı yukarı aynı boy olsun. Yani şey kaşılabilecek miktarda da shea yağı ve balmumu. Bunu şimdi ya su banyoda ya da mikrodalgada ya da isterseniz direkt elektrikli ocakta ya da alevde eritebilirsiniz. Benim tercihim ama mikrodalga. Kısa zaman düşük ayarda eritin daha iyi oluyor. Şimdi balmumu ve şeye eridi. Onu çubukla karıştırıyorum. Ve ilave yapacağım bunlara. İlk olarak yaklaşık bir tane çay kaşığı Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Onu önce koymadım çünkü şimdi onu eriyin bu içine koyunca benim öndeki karışım biraz soğumaya başlıyor. Yani yoksa çok beklememiz gerekiyor ondan. Tamam. Bunu da karıştırıyorum. Eridiğine kadar. Şuna şimdi eridim miktarı yaklaşık 2 tane pardon, tatlı kaşığı glisarin ilave ediyorum. En son olarak 1 mililitre E vitamini ilave ediyorum. E vitamini hem vitamini olarak tabii ki besleyici özelliği var. Diğer tarafta da kullandığımız yağları bozmaya engelliyor. Antioksidanttı. Ondan yağları bozulmadan koruyor. Yaklaşık 1 mililitre, biraz ağır bir şey. 1 mililitre de yaklaşık bir tane çay kaşığı. Daha kolay belki damladıktan. Onu da karıştırıyorum. Onu hepsi iyi karıştırdım. Şimdi görüyorsunuz burada yaklaşık 4-5 tane yemek kaşığı var diye düşünüyorum. Ondan bir renkten o kadar yapmak bana aklıma yatmıyor. Ondan üçe böleceğim diye düşünüyorum. İlk olarak şu kaşıkla temiz olsun. Yaklaşık
diye 1,5 tane. Şurada aktarıyorum. Kalsın burada, aksın. Ve buna sedef ilave ediyorum. Yaklaşık bir tane tepeli çay kaşığı. İstediğiniz yani ne kadar iyi de kapansın, ne kadar iyi renk vermek istiyorsanız ona göre de kullanabilirsiniz. Onu şimdi karıştırarak yediriyorum buna. En iyisi soğuduğuna kadar bunu karıştırın. Böyle topaklamaya da engelliyorsunuz. Hem de aynı zamanda dibinde oturmuyor. Yani yoksa sonra yukarıda renksiz bir tane yağlı katman var. Dibinde renkli bir katman var. Şu hazırladığınız yağ karışımı fazla da geliyorsa bir kaba koyun. Renksiz bırakabilirsiniz. İhtiyacına göre sonra renklendirebilirsiniz. İsterseniz arada renk kontrol ediyorum. Ya şu anda öyle. İsterseniz daha fazla pigment de koyabilirsiniz. O zaman bir sürüşte daha çok boya bırakacak. Şunu soğutmaya bırakıyorum. İkinci bir kap kullanıyorum. Şu kalanları tekrar biraz ısıtabilirsiniz. Dibinde oluyor ya dibine çekiyorsun. Banyo bombası boya kullanıyorum. Banyo bombası boya sadece bu mümkündür. Onu aklınıza tutun. Ve ona yaklaşık bir tatlı kaşığı boya ilave ediyorum. Bu pembe fa olarak değil belki ama alek olarak ya da krem ruj olarak da doğru bir renk. Bunu da karıştırıyorum. Bunu da iyice karıştırmamız gerekiyor. Görüyorsunuz biraz soğudu. Duruma kadar biraz sıcak suyla üzerinde veya içinde tekrar biraz eritebilirsiniz bunu. Banyo bomba ve sedefle de karıştırabilirsin. Mesela burada biraz altın sedefli krem kaldı ya. Büyük fark yakmaz büyük ihtimalle ama biraz da ışıltılı katıyor. Beyaz sedefle böyle bütün banyo bomba renklere ve altın sedef ya bu ışıltı katabilirsiniz. Bunu şimdi karıştırarak soğutuyoruz. Bunu birazcık soğutmaya bırakıyorum. Çok ısındı. Kalanı ısıtıyorum. Bunu beyaz sedef kullanacağım. Onu highlighter olarak kullanabilirsin. Bunu biraz devam soğutmaya karıştırıyorum. Çatlak kazıdan korkmayın. Benim hatam. Çok fazla ısıttım. Soğuk mermada koyunca çatladı. Onu da sonra düzenliyorum. Bakın da şu begonvil banyo bombası boyu içinde işlemeye başladı. Devam soğutmaya kadar karıştırıyorum. Ve bundan sonra temizlik yapıyoruz. Şimdi size renk göstermek istiyorum. Bakın burada biraz. Görüyorsunuz ruj olarak ya da daha ince alık olarak kullanabiliriz. Ben begonvil boyayı her zaman çok beğeniyorum. Dökülanı tekrar temizledim, erittim. Şimdi burada beyaz sedef ilave ediyorum. Highlighter olarak yani ışıltı olarak kullanmak istiyorum. Bundan biraz daha fazla koyacağım. Yani iyi tepeli bir tane beyaz bir tane tatlı kaşığı, çay kaşığı pardon. Bunu da içine döküyorum dikkatli. Sedef ve renk miktarlarla istediğiniz kapacı özelliği ayarlayabilirsiniz. Çubukla karıştırmaya tercih ediyorum. Kaşıktan daha az üstünde kalıyor ondan. İsterseniz tabii ki kaşıkla da karıştırabilirsiniz.
Onu da önce yaptığım gibi yavaş yavaş içinde yediriyorum. Bütün sedeflerimiz bu uygulama için uygundur. Sedefler arasında birbirini de karıştırabilirsiniz. Ve dediğim gibi banyo bombası boya ve sedeflere de karıştırabilirsiniz. Yani bir bu kırmızı mesela daha fazla bir altın renkli veya gümüş renkli bir ışıltı katmak istiyorsanız ya da pembe bir ışıltı, sedeflerle ona göre seçin, oynayabilirsiniz. En son topak erimek üzere. Bunu şimdi soğutmaya kadar karıştırıyorum. Soğutana kadar karıştırıyorum. Yer bu yüzden değiştiriyorum. Altın biraz ısınıyor ya. Onun arası da mermer rengi. Kabın yeri değiştiriyorum. Öyle daha çabuk soğuyor. Şimdi bu falan özelliği nedir? Doğal bir tarafta, yani balmumu kullandık, Hindistan ceviz yağı kullandık, shea yağı kullandık, E vitamini kullandık ve glycerin. Hepsi doğal bir ürün, hepsi vegan, yani hayvansal madde içermeyen ürünler. Krem ürünler özellikle yaz boyunca daha kullanışlı oluyor. Suya terlemeye dayanıklı da oluyor. Kendimiz yaptık tabii ki, o da ayrı bir şey. O da bir tarafta iyi bir his veriyor, diğer tarafta ne kullanıyoruz biliyoruz. Oynamak için de güzel bir yer. Çocuklarınızla, kızıyla ya da anneler günü için de kullanabilecek bir şeyimiz de. E vitamini dediğim gibi antioksidant bir vitamindir. Yani antioksidant ne demek? Bir tarafta yağ bozulmaya da karşı etkili oluyor. Bu yüzden yağ da koruma fonksiyonu görüyor. Sulu bir ürün bu koruma fonksiyonu olmuyor. Onu aklınıza tutun, o ayrı bir şey. E vitamini antioksidant nedeniyle tabii ki yaşlamaya karşı bir etkisi de var. Çünkü en sonuçta bizim yüzümüzde gördüğümüz yaşlama bir yani bir oksidasyon işlemi, ondan o da yardımcı oluyor. Görüyorsunuz, güzel bir ışıltılı. Şu uçlardan şöyle ayarlanıyorsun. Hayır, olmadı. Şöyle. Altı. Begon bir banyo bombası boya. O tabii ki daha kaplayıcı, daha yoğun bir renk oldu. Ve beyazdı. Üçümüz yüzümüzde sıkıntısız, korkmadan kullanabilirsiniz. Umuyorum bu proje beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ya da YouTube kanalımız tatlidenimler.com'dan ziyaret etmeyi unutmayın. Benden bu kadar. Justine sabunatelier.com'dan ve beğenmeyi unutmayın.